Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 5. dönem toplu sözleşmesi görüşmeleri kapsamında hükümetin yeni zam teklifini iletmesinin ardından Samsun'da Kamusen Genel Merkezi'nin aldığı karar doğrultusunda yeni zam teklifi protesto edildi. Türk Sağlık Sen Sendikası önünde gerçekleşen basın toplantısına Türk Sağlık Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, Türk Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Levent Kuruoğlu ve sendika üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yapılan basın açıklamasında konuşan Türkiye Kamusen İl Başkanı Yardımcısı Mehmet Tanrıkulu, toplu sözleşme görüşmelerinin büyük bir hayal kırıklığına doğru gittiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen resmi enflasyon %20.3 olmuş. 4 işçilik ailenin vazgeçemeyeceği zorunlu harcama tutarı 1032 lira artarken memur maaşlarına koca bir yıl içinde toplam 441 lira zam yapılmıştır. Hem resmi rakamlar hem de yaptığımız hesaplar memur ve emeklinin alım gücünün düştüğünü göstermektedir. Kamusen, hükümetin enflasyon hedefinin bile altında zam teklif ederek kendilerini sefalete sürüklediği görüşünde. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Hükümet enflasyon hedefinin bile altında zam teklif ederek resmen bizleri sefalete sürüklüyor. Biz bucuklu toplu sözleşmeleri çok gördük. Memurun masada yarım puana nasıl terk edildiğine hep beraber şahit olduk. Basın açıklamasının ardından konuşan Türk Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Levent Kuruoğlu, mültecilere verilen değer kadar bu ülkenin gerçek çalışanları olarak masada satılmak istemiyoruz dedi. Ve sözlerine şöyle devam etti. İnsanlara olarak, gerçek çalışanlar olarak masada satılmak istemiyoruz. Kimse bizi masada satmasın. Kimse bizi masada pazarlamasın. Geçen sene yarım puana masada pazarlayan memur sen, tekrar bizi yarım puana pazarlamasın. Basın açıklaması esnasında memurlar, Suriyeliler kadar değerimiz yok pankartı açtı.